Merhabalar. Bugünkü Unreal Engine 4 hızlı dersimizde basit bir chat logger nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bir hoş bir klasör oluşturup ismini chat logger koyalım ki daha rahat anlaşılsın. Şimdi ilk önce bizim chat logger'ımızı tutacak ana bir objeye ihtiyacımız var. Bu ana objeyi şu şekilde user interface widget blueprint diyerek oluşturuyorum ve User Interface alt tere Chat Logger diyorum. Ardından açıyorum. Şimdi bu Chat Logger'ı istediğimiz herhangi bir yerden kullanabiliyor olmamız lazım. Bunun için de bu Chat Logger'ı herhangi bir Blueprint dosyasının içerisinde event olarak çağırabilirsiniz. Ben mesela şöyle Fast Tutorial yazanı açıyorum. Tekrar chat logger kısmına geliyorum. Şimdi bu fast tutorial bizim ana objemizde bildiğiniz üzere. Ben hemen buraya bir custom event atıyorum. Ve diyorum ki add to chat, yani chat'e ekle. Hemen bir create widget atıyorum. İsmini UI after chat logger'la şu şekilde koyuyorum. Return value'yu uzatıp Promote to variable diyorum. Değişkenin buraya geldi. Chat logger ref dedikten sonra şu bağlantıyı kesip şu şekilde şuradan is valid yazısını koyuyorum. Chat logger referansı buraya koyuyorum. Eğer chat logger referansı buradan valid olarak dönüyorsa, yani bu chat logger zaten ekrandaysa bir şey yap. Eğer ekranda değilse yeniden oluştur ve ekrana ekle. Şimdi burayı kapatmıyoruz. Compile diyelim. Burası kalacak. Buraya herhangi bir şey şimdilik yapmıyorum. Graf bölümüne geldim. Buradakileri böyle siliyorum. Event construct kalsın. Hemen bir custom event diyorum. Ya da dur. Compile'de şuraya yeni bir tane user interface açıyorum. Widget blueprint diyorum. Child alt tire chat slot açıyorum. Canvas paneli tıklayıp delete yapıyorum. Siliyorum. Ardından şuradaki fill screen'i custom on screen yapıp buradan yataylık ve dikeylik verebilirsiniz. Şimdilik bir decided diyelim. Decided. Şimdi şu child slot yazan yere rich text block ekliyoruz. Bak normal text değil. Rich text block. Bunu buraya koydum. Şimdi bu burada herhangi bir özelliğe sahip değil. Benim de yazı belirlemem lazım. Şimdi buraya herhangi bir şey yazıyorum. Ama farkındaysanız yazı gözükmüyor. Şimdi rich text block için yapılması gereken birkaç tane özel ayar var. Önce browse deyip buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Şuradaki medianın altındaki buradan data table'ı seçiyorum. Şuradaki yerden rich text style row diyorum. OK diyorum ve ismini chat logger dt diyorum. Data table'ın kısaltılmışı. Açtım. Şimdi içi boş. Yeni bir tane şuradaki artıya basarak oluşturuyorum. Ve şu new row yazan yeri default yapıyorum. Ardından font yazan yere basıyorum. Font family'e bastığım zaman hiçbir şey gözükmüyor. Şuradan view options'tan search engine content deyip Roboto'yu seçiyorum. Bak sadece Roboto yazıp içinde 3 tane şey var. Bunu seçiyorum. Ardından tekrar buraya tıklayıp view options'tan engine content'i kapatıyorum. Görmek istemediğim için. Size bölümüne 24 yapıyorum. Color var burada bak. Fontu kapatalım şimdi. Color var. Şu mor olana tıklayıp bunun şuradakini en aşağıya çekip rengini beyaz yapıyorum. Ve save diyorum. Sonra şu text style'ı komple küçült. Sağ tıkla. Copy'de şu artıya bas. Ve buraya green text yaz. İsmini green text olarak değiştirdim. Sağ tıkla. Paste yaz.
Şimdi bak, az önceki yaptığımız ayarlar buraya da geldi. Ama rengini değişip yeşil yapacağız. Evet, rengini yeşil yaptım. Şimdi Child Chat Slot'a geldim. Text Style Set yazan yerden üçgene basıp Chat Logger DT'yi seçtim. Compile dedim. Yazımı yazıyorum. Yazım geldi. Peki. Şimdi merhaba. Bu bir yeşil yazıdır. Şimdi yeşil yazan yeri nasıl yeşil yapacağız? Yeşil kelimesinden önce gelip küçüktür işareti koyup green text yazıyorum. Büyüktür işareti koyuyorum. Ve yeşilin son kısmına gidip küçüktür slash büyüktür yapıyorum. Bak yeşil renge döndü. Green text benim koyduğum isim. Ben buraya işte herhangi bir kelime de diyebilirdim. Mesela mavi yazardım ama yine de yeşil gözükürdü gibi düşünebilirsin. Buraya ne isim verdiysen default'un haricinde o ismi buraya yazıyorsun. Default'ı yazmana gerek yok. Default direkt şu beyazlara etki ediyor. Ve bir önemli kısım ise eğer default olanı buraya koymazsan az önce yaptığım gibi normal yazılar gözükmeyecek. Yani mecburi olarak böyle etiketli yazı kullanmak zorundasın. Şimdi bunu buradan silelim. Şuradaki üçgene basıp no diyelim. Bunu dönüştürmesin. Şöyle şu arkadaşları sil. Compile'de. Şimdi variables yazan yeri variable kısmına bir kere tıkla. Ve buna de ki normal text. Ve boolean yazan kısmı gelip şuradan text yap. Ardından instance editable tıkla. Expose on spawn'a tıkla. Compile'de. Gel designer'a. Rich text bloğu tıkladıktan sonra şuradaki textin şu kısmına gelip bunda yok galiba. O da olur. Çözeriz. Event construct dedikten sonra rich text bloğu getir şöyle. Ardından set text yap. Set text dedikten sonra bu normal text yazan yazıyı şöyle buna ekle. Normalde direkt olarak şuradan gönderirdik ama bunda yokmuş sanırım. Çünkü şunun haricinde bir yer daha olması lazımdı. Ona basınca çıkardı. Peki önemi yok. Şimdi chat logger'ın olduğu kısma geldim. Custom event dedim. Alt text yazıyorum. Ardından şuraya ya da şöyle yapalım. Designer'a gel. Slot box'u bul buradan. Panelde. Scroll box'u bul. Buraya koy. Sağ tıkla. Wrap width'te. Size box'te. Şimdi bu size box'ın genişliğini 512, yüksekliğini 256 verirsen şuradan size x'ini de 512, 256 yaparsam sanırım içindeki aynen tam olarak oturdu. Bu size box'ı hemen sol alt tarafa alalım. Nasıl? Size box'a bastım. Anchors'a bastım. Şuradakini seçtim. Şimdi şuradaki y'yi 1 yapıyorum. Ve şunu 0 yapıyorum. Şimdi en dibe yapıştığı için biraz kaydıralım. Nasıl kaydıralım? Buradan 16. Buradan da eksi 16 yaparsam biraz yukarıya kaymış olur. Bu scroll box'u tıkladıktan sonra ismini değiştirelim. F2'ye basıp ismini değiştiriyorum. Chat log diyorum. Ve şuradaki is variable'ı açıyorum. Ardından graph bölümüne geldim. Chat log'u buraya seçtim. Getirdim. Add child. Bunu gördük mü? Gördük. Güzel. Şuradan create widget diyoruz. Bu child chat slot'u buradan seçiyorum. Sonra şu normal text, bak burada seçtiğimiz normal text buraya geldi. Bunu alıp şu üçgenin alt kısmına doğru bir yere getiriyorum. Yeşil tiki gördükten sonra bırakıyorum. İsmini değiştirebilirsiniz. Chat dedim ben mesela. Şimdi buradan normalde add to viewport derdik hatırlarsanız. Öyle bir şey yapmıyoruz. Şu return value'yu buradaki content'e koyup bunu böyle bağlıyoruz. Hemen ardından chat log'u
Scroll to End diyorum buradan. Bu Scroll Box'a özel bir nitelik. Add Text dedim. Şimdi Chat Logger geldiği zaman Chat Logger'ın açıldığını görmek istiyorum ben. Add Text dedim buraya. Chat'e Chat Logger açıldı diyelim. Şimdi bu Chat Logger'ı ben yeşil yazsın istiyorum. Şuraya hemen Green Text yazıyorum bu şekilde. Ve burada da kapatıyorum. Şimdi UI Chat Logger'ın nasıl çalışacağını şey yapmıştık, göstermiştim. Şimdi buradan evet. Evet. Yani text ekle fonksiyonu chat logger referansından çektim. Bu neydi? UI chat logger'a gidiyor. Bakıyor. Şunu alıyor. Çalıştırıyor. Amacı bu. Bu şekilde çalıştırsın. Ve bu oyuncunun ismini yazsın mesela. Green text diyelim. Oyuncu giriş yaptı. Şimdi bu oyuncu giriş yaptı, çalışmayacak. Aslında burası komple çalışmayacak. Çünkü herhangi bir yerde çağırmadı. Begin play diyelim mesela. Evet, begin play. Evet, to chat dedim. Bu çalıştığı zaman bakacak, is not valid olacak. Çünkü ekranda chat logger referansımız, yani şu UI chat logger'ımız ekranda değil. Bunu çalıştıracak. Eğer ben bunu bu şekilde koyarsam çalıştığı zaman ilk çalışmada yazıyı yazar. Şimdi peki güzel, çalışıp çalışmadığında değilim şu anda. O göstereceğiz. Orası ayrı mevzu ama bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Bu sistem, bu chat logger garanti olarak bu kullanıcıya ihtiyaç duyuyor. O yüzden siz bunu game instance içerisinde yaparsanız daha mantıklı olur. Ben game instance'ın içinde zaten bir şeyler olduğu için karıştırmak istemedim kafanızı. Şimdi play'e basalım. Bak, chat logger açıldı. Oyuncu giriş yaptı diye yazı geldi. Mesela şöyle yapalım. 1 yazalım. 1. Add to chat diyelim. Aa, pardon, yanlış yaptık. Şöyle şunu al, kopyala şuraya. Chat logger ref'i buraya getir. Şu add text'i buraya getir. Is valid'i buraya getir. Evet. Şimdi biz tuşuna bastığı zaman mesela oyun açıldığı zaman oldu ya, oluşturulmadı. Box'ın var mı diye. Eğer chat logger varsa yazı eklesin. Ne desin mesela? Tuşa basıldı. Green text. 1. Hatta süsleyelim şu 1'i. Şöyle köşeli parantezle. Araya da boşluk bırakarak. Geldim play'e. Chat logger açıldı. Oyuncu giriş yaptı. 1'e bastım. Bak, gördün mü? Yukarı doğru gidiyor sürekli. Scroll box'un özelliği bu zaten. Gayet mantıklı. İsteğiniz dahilinde arttırabilirsiniz. Mesela ben şu green text'i copy dedim. Geldim. Red text dedim. Şuradan paste yaptım. Hemen rengi şu yeşili şuradan alıp kırmızıya getirdim. Save dedim. Şu green'i bir tuşundakini red yaptım. Play dedim. Bak, 1'e bastım. Kırmızı geldi. Hatta şöyle yapalım. Şu tuşa basıldı yazan kısım yeşil olsun. Hatta tuşa yazan kısım yeşil olsun. Bak. Şahane değil mi? Şahane. Chat logger'ın içerisindeki herhangi bir şeyi temizlemek isterseniz onu da göstereyim, işinize yarar. Şu chat logo scroll box'u alıyorsun. Clear Children diyorsun. Pırıl pırıl oluyor. Geldim iki tuşuna.
Hemen isvalidi kopyaladım, buraya getirdim. Şuradan chatlogger referansı koydum. Buradan dedim ki clean chatlog. Bastım bastım. Bak silindi. Evet. Bu bence eğlenceliydi tabi. Ama bu hızlı dersimiz buraya kadar. Biraz önce dediğim gibi bunları, daha doğrusu şurayı, şu kısmı Game Instance'a taşırsanız her yerden, oyunun her yerinden, oyuncu olmasa bile kullanabilirsiniz. Daha mantıklı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.